Kamerayı açtın değil mi? Melis ve Mert geliyor. Mete uyuttum. Şimdi odayı süsleyeceğiz yarın için. Hediyesini göstermek istiyorum sizlere. Bu büyük hediyesi Marshall itfaiye arabası. Bir de yanına şöyle Ryder aldık. Hediye paketini Melis yapacak. Burada yapsın. İkramlıklar için. Direkt üstüne oturur valla. Ay çok güzel oldu. Hoş geldiniz. Bugün cumartesi günü, ayın 7'si. Bugün Mete'nin doğum gününü kutlayacağız. Ama o ta öğlen sonuna doğru saat 4'te herkes gelecek. O yüzden ben de bu sabah evi birazcık süpürdüm. Mert ve İlhan futbola gitmişlerdi. Ondan sonra az önce geldiler. Mete'yi de alıp tekrardan çıktılar kuaföre. Mert ve Mete ikisi de tıraş olacaklar. Ben de şimdi öğlen yemeğimizi hazırlayacağım. Her zamanki bir klasik artık. Ezberlemişsinizdir siz de. Omlet falan yapacağım belki birazcık. Menemen. Ailecek toplanacağız ama hepimiz aynı anda toplanamayacağız maalesef. Çünkü Yasemin bugün çalışıyor. O birazcık daha sonra gelecek. Bu Yasemin'le tatilimizi o kadar böyle kötü planlamışız ki. Başka zamanda olmuyordu çünkü biliyorsunuz. Yasemin çalışıyor, çocuklar okula gidiyor. Çok da böyle kalabalık bir dönemde. Hani Noel geldiği için, Noel yılbaşı. O çok kalabalık dönemde de gitmek istemedik. Ama her şey böyle üst üste geldi. Yarın sabah saat işte 5.30 gibi yola çıkacağız. Arabayla gidiyoruz çünkü. Her şey biraz üst üste geldi. Ama ondan hiçbirini düşünmüyoruz. Şu an odaklanıyoruz. Şu an yemeğimizi yapıyoruz. Bir önceki vlogda dans ediyorduk ya, çocuklarla hep birlikte hopluyorduk yatağımın üstünde. Orada yorumlarda Spotify listemi isteyenler, soranlar oldu ama onu paylaşırsam gerçekten yani her şaşırırsınız yani. Çünkü benim Spotify playlistem o kadar karışık bir liste ki, içinde Hint müzik var, böyle depresyon şarkıları var, pop şarkıları var, house müzik var, tekno müzik var. O kadar böyle şaşırırsınız ki, o kadar karmakarışık bir liste ki. Mete bunu sabah halletti gördüğünüz gibi. Üstüne oturdu vesaire, dediğim gibi yapacağı gibi planlıyordum zaten ama o duruyor. Evet, o yine çok şükür duruyor. Yemeğimizi yedik. Mete'ye banyo yaptırdım. Mert de kendisi banyo yaptı. Ben de şimdi pastaları almaya gidiyorum. Bir tane fotoğraflı pasta yaptırdım. Bir tane elmalı tart yaptırdım. Ve tompus alacağım. Tompus'un Türkçesi sanırım yok. O Hollanda'ya özel bir şey sanırım. Tompus. Bilmiyorum gerçekten, yani yanlışsam beni yorumlarda düzeltebilirsiniz. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama sanırım tompus Hollanda'ca bir, Hollanda'ya ait bir tatlı. Yani bizim baklava gibi. Ben tekrardan eve geldim ama pantolonumu değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü tamamen ıslandı. Siyah güzel bir pantolon giymiştim ama şöyle, o da rahattı. Tek böyle rahat, yine şık pantolonum var. O yüzden bunu giydim. Evin içinde şimdi kot giymek istemiyorum, o şekilde iş yapacağım. O yüzden bunu giydim diye daha hoş durmuştu ama yapacak bir şey yok artık. Sıra sıkmam oldu. Pastaları aldım. Şöyle elmalı tompusları göstereyim size. O işte dediğim Hollanda'ya ait dediğimler tatlıları. Üstü şeker,
İçinde krema var. Ve altı üstü böyle milföy hamuru gibi ağza dağılan bir hamur. Bu da fotoğraf pastası. Buna yanlarını kendimiz süslememiz lazım. Kırmızı harflerle yaptırdım çünkü en sevdiği renk kırmızı olduğu için. Mert'inki turuncuydu, Mete'ninki kırmızı. Ben şimdi yavaş yavaş masayı hazırlayacağım. Çünkü misafirler 40 dakika sonra gelecekler. Şöyle kırmızı bir kırmızı bir şey var. Bunu serin mi, ser mi bilemedim. Bunu aslında şey için almıştım. Yılbaşı için almıştım. Serebilirim, daha hoş olabilir. Ağzını burnunu yediğim kız. Maşallah sana. Hey. İlk erkek kardeşimler geldi. Ay bak. Hey. Hallo. Kom wel maar. Maşallah. Zeg eens in, zeg leuk. Anne anne dede geldi ya. Kendin mi ördün? 15-20 senelik yaşı. Hiç giymedim. 15-20 senelik hiç giymedin. O yüzden bilmedim, tanımadım. Sen kendin ördün. Evet. Örüyorsun biliyorum. Eskiden örüyordun çok ama. Evet. Wow. Şimdi daha öremem ki. Güzel. Annem neler örüyordu gerçekten yani. Sizin... Ben hiç size kazak kovuğu yapmıyordum. Yok, bizi hiç kazak almadı. Hep kendisi örerdi annem çünkü kazaklarımızı. Çünkü önünde hep figürler vardı. Ha, desni şeyleri vardı. Ay bir de lastikli şurası. Evet. Güzel olmuş anne. Çekeyim sizi. Çekeyim. Saçı bayağı uzun. Ya. Ya. Bu da ya diye. Ya. 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 Böyle hiç de değil. Hoşuna gitti. Svetlaka. Ay. Pide yiyor. Oy ağzını yerim. Afiyet olsun. Arkada televizyon açık çünkü Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Erkek kardeşim Fenerbahçeli. Evet. İlan Beştaşlı. Hadi bahsedelim. Kim yenecek acaba? Nasıl çekiyor annesine yemek ver diye. Bak maşallah sana. Bu ne? Ham yapıyor. Lekker. Hallo, hoş geldiniz. Hallo. Bıraktık. Hoş geldiniz. Hey.
Hallo. En dan zeg je, maar denk maar dankjewel. Goed zo. Je hebt er nog, kijk, je hebt er nog twee. Nou, daar is hij super blij mee hoor, Paw Patrol. Ja. Ben de minik bavulumu hazırlayacağım. Çünkü bu sabah, yani yarın sabah yola çıkıyorum. Yasemin'le birlikte Paris'e gidiyoruz. Çok 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 heyecanlıyım. İnşallah çok güzel geçer. Buradan Paris'e arabayla şöyle bir 5-5,5 saat mola verdiğimizde daha da uzun olabilir. O yüzden çok da geç oraya varmak istemiyoruz. O yüzden erken çıkıyoruz. Dediğim gibi bu akşam da erken yatacağım için pazartesi maalesef vlogu yetiştiremeyeceğim. Bu akşam, normalde bu akşam montaj yapardım ya da yarın yapardım pazartesi için. Maalesef yapamayacağım bu akşam. O yüzden pazartesi vlog yok ama çarşamba günü bu vlog yayına gelecek. O yüzden kusura bakmayın. Ne güzel gidiyorduk ama bir günü maalesef böyle oldu. Doğum günü partisi çok güzel geçti. Metin'in çok hoşuna gitti. Çok 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 sevindi. Özellikle hediyeleri için çok sevindi. Ne kadar çekim yapabildim, ne kadar kaliteli kullanabileceğim çekim yapabildim hiçbir fikrim yok. Başka doğum günlerine gittiğimde çok rahat çekim yapabiliyorum ama kendi doğum günlerimiz olduğunda misafirleri uğurlamaktan, işte uğurlamaktan değil, ağırlamaktan, getir götür yapmaktan çekim yapamıyorum. Kamerayı elime alamıyorum. O yüzden inşallah güzel çekimler yapmışımdır yine. Ama öyle, bizim kendi doğum günlerimiz olduğunda hep sürekli bir koşturma halindeyim. Paris'e çok fazla bir şey götürmeyeceğim. Sadece bir gece kalacağız zaten. Pazartesi, yani pazartesi gezeceğiz. Ondan sonra tekrar döneceğiz. O yüzden hani bir gece iki gün gibi düşünebiliriz. O yüzden çok fazla şey götürmeme gerek yok. Bir pijama seti götüreceğim. Kat kat giymeyi planlıyorum. O yüzden ona şimdi bakabiliriz. Önce bir atlet, onun üzerine ince uzun kollu şöyle bir şört, onun üzerine de şöyle kalın bir kazak. Kazak gerçekten çok kalın. Yani siz hissedemiyorsunuz ama gerçekten çok kalın. Ya renkleri de uyuyor, kollara falan gözükse yine sorun yok. Pantolon olarak arabada bir eşofman giymeyi planlıyorum. Yani sürekli 5-6 saat öyle kotla arabayla rahat olmaz. Orada değiştiririm diyorum. Hani gezmek için kot giyerim ama arabada bir eşofman giyeyim diyorum. Altına şöyle gri bir eşofman arabada için çantamı hazırladım. Ben de şimdi yatıp uyuyacağım. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki vlogda Yasemin'le Paris'i gezdiğimiz vlogda görüşmek üzere.